Allah kullarını yaratandır. Kullarının iyiliğini isteyendir. Allah zalim değildir. Zira zulm acizliğin tezahürüdür. Allah kadirdir, aciz değildir. Kadir olanın zulmetmeye ihtiyacı yoktur. Kim zulmeder aciz olan? Allah aciz değildir ki zulmetsin. Değil mi? Kadir olan zulmetmez, edemez. Kudretle zulm bir arada bulunamaz zira. Bu itibarla Allah gerçekten yarattığı kullarının hem bu dünyadaki geçici hayatlarını hem ukbadaki sürekli hayatlarını rahat, geleneksel tabiriyle iki cihanda aziz olsunlar için kaideler göndermiş. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bunu tekit eden elçiler göndermiş. Hamdolsun son gönderdiği mesajı da korumasını aldığı için artık insanların bir sorunu kalmamış. Oradaki esaslardan hareket ederek bal gibi siyasi yönetimlerini de, ekonomik düzenlerini de, hukuki düzenlerini de, içtimai düzenlerini de, her şeylerini rahat düzenleyebilirler. Eğer bunu yapmıyor ya da yapamıyorlarsa eksiklik İslam'da değil, Müslümanım diyenlerdedir. 10 asra yakın zamandır emekliye sevk edilen akıldadır. Yani devreden çıkarılan, işletilmeyen, anlaşılması için çalıştırılmayan, İslam'ın anlaşılması için çalıştırılmayan akıldadır. Aklı ellerimizle derkenar ettik, ondan sonra oturup ağlıyoruz. Tıpkı çocukların oynarken taşı toprağa başının üstüne atıp biraz sonra başına düşünce de ağlamaya başlaması gibi. Biz yaptık, biz bulduk. Kimseye bir şey demeye de hakkımız yok. Yapılacak tek iş Allahu Teala'nın tekrar tekrar Kur'an'da belirttiği gibi aklı devreye sokmak, düşünmek, tefekkür etmek, tefakkuh etmek ve düşünmeyerek davarlar gibi olmaktan sakınmaktır beyler. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim.